Sevgili izleyenler, özel yayınımız devam ediyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin ardından başlayan süreçte bozulan ilişkilerin normalleşmesinde önemli rol oynayan Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'a bugün çok önemli bir ödül veriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda Ulusal Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende Cavit Çağlar'a önemli bir ödül verilecek. Evet, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'a devlet dostluk nişanını taktı ve Çağlar konuşmasını yapacak. Ekselansları, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin. Ваше превосходительство, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Değerli dostlar. Дорогие друзья. Rusya Federasyonu'nun bu büyük ödülünü Rusya Devlet Başkanı muazzam insanın elinden alırken Türk ve Rus halkları arasındaki Türkiye ve Rusya arasında güven ve dostluğun pekişmesi için milli liderimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde ben ve arkadaşlarımın kısmen de olsa yer almış olmamızın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım. Получая эту высокую награду из рук выдающегося человека, президента Российской Федерации, я счастлив и горд, что могу вместе со своими друзьями, по крайней мере отчасти, приобщиться к той благородной миссии по укреплению доверия и дружбы между Россией и Турцией, между нашими двумя народами, которую взяли на себя наш национальный лидер, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Türkiye ve Rusya'nın değil, günümüz dünyasının en önemli liderleridir. Эти два человека – это не только руководители России и Турции, это ведущие мировые лидеры. Onların net duruşları sayesinde hem Rus uçağının saldırı konusundaki düşmanlarımızın provokasyonun meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de Türkiye ve Rusya arasındaki Благодаря их решительной позиции удалось не только преодолеть временные трудности, которым привела провокация наших недругов, повлекшая за собой уничтожение российского самолета, но и восстановить дружественные отношения между Россией и Турцией. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadırlar. Эти два лидера играют важную роль в поддержании мира во всем мире. Türkçe'de güzel bir deyim var. Her şeyin yenisi dostun eskisi makbuldür. У нас в Турции есть хорошая поговорка. Лучше, чтобы все было новое, а вот дружба должна быть старой. Derler. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Так и мои старые, давние друзья в России помогли нашим двум лидерам в поисках пути преодоления временных трудностей в отношениях между нашими странами. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşuyla Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı yardımlar ve halklarımız arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostluk da buna destek oldular. Этому способствовали и те прочные узы дружбы, которые существуют между нашими народами, сохранившиеся невзирая ни на что, и в том числе благодаря той помощи и поддержке, которую Россия оказывала Турции в годы национально-освободительной войны и в последующий период, когда Россия помогала в становлении турецкой промышленности, строила в нашей стране фабрики. Değerli dostlar, insanların hatta halkları barıştırmak, duaların en yükseğidir. Дорогие друзья, у нас также говорят, что примирение людей и народов – это лучшее из молитв. Kutsal niyetle yola çıktığımızda
komşu iki ülke arasında dostane ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda yardımcı ve destekçi olan И я хотела бы также поблагодарить всех тех, кто помог в возобновлении дружественных отношений между нашими двумя соседними странами, поддержав это наше благородное начинание. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar'a. И среди них начальник Генштаба Турции, армейский генерал Хулуси Акар. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Юрий Ушаков. Помощник президента Российской Федерации Юрий Викторович Ушаков. Русья Федерация, Дагестан, Эски Джумбриети, Джумбрбашкан Сайин, Рамазан Абдулатов. Глава Республики Дагестан, тот период, уважаемый Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. Русья Федерация, Девлет Башкан Союзу Сайин, Дмитрий Пескова. Я хочу поблагодарить также заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Пескова. Азербайджан Джумбриети, эски башбакан, биринчи ярдымчысы Сайын Аппас Апасова. Бывшего первого вице-премьера Азербайджанской Республики Аббаса Айдыноглы Аббасова. Benimle birlikte bu seyahatlere katılın eski emekli Tümgeneral Zekeriya Öztürk'e. А также бригадного генерала турецких вооруженных сил в отставке Зекерию Өстюрка, который сопровождал меня во многих поездках в этот процесс. Aynı şekilde bize devamlı yardımımızda bulunan profesör doktor Sayın Naida Çabukova'ya. Кроме того, я хочу поблагодарить профессора, доктора наук Наиду Джамукову, которая также сопровождала нас в ряде поездок. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. А также пресс-секретаря президента Турецкой Республики Ибрагима Калына. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Уважаемые дамы и господа. Böylesine hassas bir süreçte. В такой сложный период. Türkiye ile Rusya ilişkileri düzelmesinde. Нормализации отношений между Россией и Турцией. Göstermiş oldukları liderlik ve üstün devlet adamlığı tavırları ile. Вот в этом процессе нормализации свои лучшие лидерские качества проявил. Bendenize güvenerek tevdi ettikleri fevkalade önemli görevden dolayı. А также доверил мне столь важную задачу. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Ebedi ve kalbi şükranlarımı arz ediyorum. И в этой связи я хочу выразить ему мои искренние и бесконечные слова благодарности. Ve nihayet en büyük komşumuz. И наконец наш самый большой сосед, самая крупная страна. Rusya Federasyonu devlet dostluk nişanı tarafı takdimine uygun gören. Это Российская Федерация и ее высшая, одна из высших государственных наград, Орден Дружбы. Sayın Vladimir Putin'e. Ее вручает мне президент Российской Федерации Владимир Путин. Он счел меня достойным этой награды. Huzurlarınızda. И в его присутствии. Teşekkürlerimi. Я хотел поблагодарить его. En içten dileklerim ve saygılarımla arz ediyorum. И выразить ему чувство своего уважения и искренней благодарности. Evet. Bugün çok mutluyum. Да, сегодня я очень счастлив. Çünkü buradan. Поскольку ухожу отсюда. Evlatlarıma, torunlarıma. С наградой, которую я могу оставить наследство своим детям. Nadide bir miras olarak bırakacağım. С ценным наследством, которое я оставлю своим детям и внукам. Dostluk nişanıyla ayrılıyorum. С вот орденом дружбы. Dost olalım, dost kalalım. Давайте будем друзьями и давайте останемся друзьями в будущем. Saygılarımla. С уважением. Ширинман Жан-Пьер, специальный представитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией. Başkanı Cavit Çağlar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye-Rusya ilişkilerine verdiği, Türkiye iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesine verdiği katkılar sebebiyle Devlet Eski Bakanı'na, Cavit Çağlar'a Devlet Dostluk Nişanı'nı takdim etti. Cavit Çağlar çok önemli ve çok
Yaradoy güzel ve güzel bir konuşma yaptığını belirtebiliriz. Putin'in elinden aldığı devlet nişanının kendisine takdim edilmesinden dolayı çok gururlu olduğunu söyledi. Çağlar, Erdoğan ve Putin'in çok önemli iki lider olduğunu belirtti bu sürece vurgu yaparak ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin altında yatanın da aslında Erdoğan ve Putin'in gösterdiği kararlılık olduğuna vurgu yaptı. Cavit Çağlar, halkları barıştırmanın çok önemli olduğunun altını çizdi ve bu anlamda da yapılan işin çok büyük bir iş olduğunu vurguladı. Çağlar konuşması sırasında iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi sürecini başlatan gelişmeler hususunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teşekkürlerini iletmeyi unutmadı. Çağlar aynı zamanda Erdoğan ve Putin'e de konuşmasının sonunda teşekkür etti ve konuşmasını bugün çok mutlu olduğunu belirterek noktaladı. Zira Rusya devlet nişanı takdiminin kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek de konuşmasını tamamladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tokalaştıktan sonra da yerine döndü.